Sağ ol Nazire. Ellerine sağlık Nazire abla. Ne kadar güzel gözüküyor masa. Afiyet olsun herkese. Nasılsın Müjgan? İyiyim baba. Hastaneyle de görüştüm. Adnan'ın durumu çok iyiymiş. Normal odaya almışlar. Çok sevindim. Öyle öyle. Atlattı çok şükür. Çok üzüldüm Adnan'a. Yani o hale düşmesine. Züleyha iyi mi? Nasıl olsun. O da Allah'a şükrediyor işte ama çok korktu. Müjgan kızım, Züleyha can acısıyla biraz da üzüntüyle sana sert davrandı ama artık... Olur mu öyle şey baba? Beni hatırlasanıza Kerem Ali hastanedeyken nasıldım? İnsanın evladı söz konusu olunca gözü hiçbir şey görmüyor ki. Adnan da Züleyha da iyi olsunlar, önemli olan o. Ben unuttum bile. Doğru kızım. Özellikle Adnan bizim için çok önemli. Değil mi Yılmaz? Kızacağımı, bağırıp çağıracağımı falan düşündüysen yanılmışsın. Ama keşke bugün hastanede herkesle birlikte değil de senden öğrenseydim Adnan'ın senin oğlun olduğunu. Bu benim hakkımdı. Ben de yeni öğrendim Müjgan. Niye bana söylemedin? Müjgan kızım. Keşke konuşsaydık. Keşke bana sen söyleseydin. Yavaş! Ne yapıyorsun Nazire? Dikkat etsene. Sanki bilmiyordun. Ağam gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor bunlar. Az önce konuşurlarken duydum. Adnan ne zamandır biliyormuş hekimini. Ne yapacağız? Alacağım Yılmaz'ı karşıma ve konuşacağım. Adnan'ı çok daha önceden bildiğimi söyleyeceğim. Çünkü artık bizim bunları konuşmamız lazım. Beni sinirlendirme. Adnan'ın daha önce bildiğini Yılmaz bilirse zaten kıyamet koparır. Herkes gibi bugün öğrendim. Anladın mı? Yılmaz'a sakın söyleme diye akıl veriyordu Beycan. Hadsiz, terbiyesiz, saçma sapan ne duyuyorsan bu yalanları buraya getiriyorsun. İftira mı atıyorsun sen bize? Tamam Beycan'ım, tamam. Hadsiz! Tamam Beycan'ım. Nazire sen içeri git kızım. Tamam ben. Nazireciğim sen içeri git. İftira atıyor bize, yalan söylüyor Ali Rahmet Bey. Bakın Beycan'ım. Nazire yalan söylemez. Biz mi yalan söylüyoruz? Hala lütfen yeter. Neye yeter? Ne diyorsun? Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ama evet, Nazire abla doğruyu söylüyor, ben yalan söylüyorum. Adnan'ın senin oğlun olduğunu ben biliyordum. Ne zamandan beri biliyordun? Çok oldu. Kerem Ali'ye hamileydim. Kim söyledi kızım? Sen nereden öğrendin? Ben hastanedeydim bir gün. Züleyha Sabahattin abiyle konuşmaya gelmiş. Yardım isteyecekti herhalde ondan. Çıkamadım o odanın içinden. Böyle kala kaldım. Öyle öğrendim. Konuşurlarken duydum yani. Duydum ama bana söylemedin mi? Söylemedi çünkü... Onunla konuşuyorum! Biliyordun ve bana söylemedin öyle mi? Neden benden gizledin? Çok mu kolay zannediyorsun? Sevdiğin adamın bir başkasından çocuğu olduğunu bilmenin. Hala sevdiği o kadından çocuğu olduğunu bilmenin. Bunu bir de kabullenmenin. Çok kolay bir şey olduğunu falan mı zannediyorsun? Süleyha'ya geri dönerim diye söylemedin değil mi? Sana bir şey olur diye korktum. Sen duyunca gider bir şey yaparsın, bir delilik yaparsın ya da demir gelip sana bir şey yapar diye korktum. Kaç gece, kaç gece benim gözüme uyku girmedi biliyor musun? Ya mezara gireceksin ya hapse gireceksin diye.
duysaydın ortalık kan gölüne dönecekti. Benim de bir çocuğum vardı artık. Ben Kerem Ali'yi düşünmek zorundaydım. Ama sadece Kerem Ali için değil. 3 tane günahsız çocuk vardı ortada Yılmaz, sadece Adnan değil. Hepsi için sustum. Susmak zorundayım diye sustum. Ama en çok senin için sustum. Sana bir şey olmasın diye sustum. Müjgan haklı evlat. Doğru yapmış. Söylemek istedim baba, kaç kere söylemek istedim. Ben Adnan'ı her gördüğümde benim ciğerim yandı, biliyor musun? Yılmaz Kerem Ali'yi her kucağına aldığında her defasında söylemek istedim. Ama korktum. Korktum Yılmaz. Sana bir şey olmasın diye sustum. O yüzden senin söylemeni bekledim. Sen söylemeliydin çünkü bana. Benim bunu senden duymam gerekiyor. Yoksa ben senin bir başkasından çocuğun olduğunu kabullendim. Canımın acısını unuttum. Ben seni düşündüm. Ama sen her zamanki gibi beni düşünmedin. Müjgan duyarsa ne olur diye bir kere bile düşünmedim. İşte bu yüzden zaten bir kere daha yaptın canım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.